Sayılarımız asal çarpanlarına ayrılıp onların kuvvetleri formatında yazılarak bize verildiğinde ve verilen sayılar arasında EBOB EKOK işlemleri yaptığımızda büyük kuvvetleri aldığımızda EKOK'a gittiğimizi, küçük kuvvetleri aldığımızda da EBOB'a gittiğimizi biliyoruz. Mesela şuradaki iki sayımıza baktığımızda 2 üzeri 5 ve 2 üzeri 4'ü görüyoruz ama alt tarafta küçük kuvvet olan 4 kullanılarak 2 üzeri 4 alınmış. Yine 3 üzeri 3 ve 3 üzeri 3'te zaten iki kuvvetle birbirine eşit olduğundan 3 üzeri 3 alınmış. 5 üzeri 1 ve 5'in karesinden de 5 üzeri 1'in alındığını yani küçük kuvvetler üzerinden gidilerek bir EBOB bulma işleminin yapıldığını burada söyleyebiliriz. İkinci işlemimize bir bakalım. İkinci işlemimizde 2 üzeri 4 ve 2 üzeri 3'te 2 üzeri 3 üzerinden gidilmiş. Yani yine küçük kuvvet üzerinden gidilmiş. Aynısı 3 üzeri 3 ve 3 üzeri 2 de 3 üzeri 2'yi. 5 üzeri 1 ve 5 üzeri 3'te de, de bizi 5 üzeri 1'e götürdüğü için burada da yine EBOB işleminin yapıldığını söyleyebiliriz. Yani 1 ve 2 numara EBOB olarak geldi. 3'e bakıyoruz. 3'e baktığımızda bir tarafta 2 üzeri 4, bir tarafta 2 üzeri 3 var. Alt tarafta ise büyük kuvvet olan 4 kullanılmış 2'nin kuvveti olarak. Bu da bizi büyük büyük kuvvet kullanımından ötürü ekoka götürecektir. Bir tarafta 3 üzeri 3, diğer tarafta 3'ün karesi var. Yine büyük kuvvet olan 3 burada kullanılmış. İki tarafta da 5 üzeri 1 var. Zaten kuvvetler eşit olduğu için burada da 5 üzeri 1'in kullanıldığını görüyoruz. Büyük kuvvetler üzerinden gidildiği için buradaki 3 numaralı işlem de bizi ekok'a götürmüştür diyebiliriz. O zaman doğru cevap EBOB EBOB EKOK şeklinde olmalıdır. Bu da bize D şıkkında verilmiştir arkadaşlar. Bizlere verilen A ve B pozitif tam sayılarının ekoklarının 30 olmasını istiyoruz. Yani en küçük ortak katları bu iki değerin 30 olarak gelecek. Bu iki değer 30'un tam böleni olmalı. En küçük ortak katları 30 gelmişse ikisinin de alabileceği en büyük değerin 30'un en büyük pozitif tam sayı böleni olan 30 olduğunu söyleyebiliriz. Mesela şuraya ben A yazmış olsam şuraya da B yazmış olsam ikisine de 30 verdiğimde 30 ve 30'un ekoku 30 olarak gelmiş olur. Ama bu durumda A ile B'nin toplamı 30 artı 30'dan kaç olarak gelmiş olacaktır? 60 olarak gelmiş olacaktır. Biz daha küçük bir toplam bulmaya çalışıyoruz. Bu zaten elde edebileceğimiz en büyük toplamdır. EKOK'ta, EBOB'ta Tam bölen, tam çarpan, tam kat üzerinden yorum yaptığımız için A ve B'ye verebileceğimiz değerler 30'un tam bölenleri olmalıdır. Ben burada hep şöyle düşünürüm. 30'un 1'de 1'i bize kaçı verir? 30'u verir. 30'un 2'de 1'i bize 15'i verir. 3'de biri bize 10'u verir. Bu şekilde 30'un bölenlerini yazıp A ve B'yi bu değerlerden belirlememiz gerekir. Eğer biz burada A, B topla A artı B toplamının küçük olmasını istiyorsak A'yı da B'yi de ayrı ayrı Küçük seçmemiz gerekir. Örneğin siz burada A veya B'den birini 30 seçtiğiniz sürece diğer tarafa 30'un herhangi bir tam sayını, bölenini yazarsanız bu ikisinin ekoku zaten kesinlikle 30 gelecektir. Çünkü 30 diğer taraftaki sayının tam katıdır. Mesela 30 ve 10 seçersek toplamları bize 40'ı vermiş olur. Ama biz burada toplamı küçültmek istiyorsak 30'dan ya da 30'un büyük tam sayı bölenlerinden kurtulmamız gerekir. Hani e, iki tane sayı aralarında asalsa Bunların ekokları ikisinin çarpımı gelir ya. Bu tip sorularda genellikle buna odaklanabiliriz. Yani çarpımları 30 yapacak. Aralarında asal iki sayı belirleyip bunların toplamı üzerinden de sonucumuzu yakalayabiliriz diye düşünüyorum. Mesela 30 sayısını biz şöyle yazabiliriz değil mi? 2 çarpı 3 çarpı 5 olarak yazabiliriz. Örneğin siz burada 2'yi bir tarafta bırakırsanız 3 kere 5 15'i bu tarafa yazarsanız 2 ve 15 aralarında asal gelecektir. 2 ve 15'in ekokları da ikisinin çarpımından 30 gelir. Toplamları da bize 17'yi vermiş olur. Üsttekilere göre daha küçük bir değer elde ettiğimizi görüyoruz. 3'ü bir tarafa koyarsanız 2 kere 5'ten 10'u bir tarafa koyarsanız A'ya 3 B'ye 10 derseniz 3 ve 10'un da en küçük ortak katı aralarında asal oldukları için 3 kere 10'dan 30 gelir. A ile B'nin toplamı da 13 olur daha küçük bir değer elde ettik. Ama 5'i bir tarafa koyup 2 kere 3'ten 6'yı bir tarafa koyarsanız yani A ve B'den birine 5 birine 6 derseniz zaten ardışık sayılar elde etmiş olursunuz. Bunlar da aralarında asaldır. Daha yakın bir ikili bulamazsınız ve bunların toplamından gelen 11 toplamı burada elde edebileceğimiz minimum toplam bize verecektir. 5 ve 6 aralarında asal oldukları için çarpımları 30 değeri ekokları gelir. Aynı zamanda ekokları 30 olan iki sayının toplamı da 5 ve 6'nın toplamından minimum 11 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Doğru cevabımız da C şıkkı olarak gelir. Yani buradaki mantık birbirine yakın hatta yakalayabiliyorsak aralarında asal sayılar seçmektir. Doğru cevabımız da burada C şıkkı gelmiştir arkadaşlar. A ve B sayılarının en büyük ortak böleni 6 olarak verilmiş. Bu durumda K bir tam sayı olmak üzere A eşittir 6 çarpı K olacak şekilde A sayısını yazabiliriz. Yine M bir tam sayı olmak üzere B eşittir 6 çarpı M olacak şekilde B tam sayısını da yazabiliriz. Bunların en büyük ortak bölenleri 6 olduğu için 6'larının yanına yazdığımız K ve M değerleri aralarında asal değerler olarak gelmelidir ki A ve B'nin en büyük ortak bölenleri 6 olarak belirlenmiş olsun. Burada A'nın B'ye oranı 13 bölü 11 olarak verilmiş. Yani 6 tane K ile 6 tane M'yi oranladığımızda 13 bölü 11 elde ettiğimiz söylenmiş. Zaten şuradaki 6'lar sadeleşirse K bölü M değeri 13 bölü 11 olarak gelecektir. Az önce söylediğim gibi K ve M aralarında asal olmalıydı. E 13 ve 11 aralarında asal değerlerdir. İşte K ve M olarak aradığımız bu değerler burada yakalanmıştır. Yani bizim K değerimizin 13, M değerimizin de 11 olması gerekir ki buradaki aralarında asallık durumu sağlanmış olsun. Örneğin 2 ile genişletsek biz burayı 26 bölü 22 gibi düşünürsek yani K'ye 26, M'ye 22 verirsek 26 ve 22'nin ortak bölenlerinin içinde 2 de olduğu için Aralarında asallık kavramı burada kalmaz. Bu aralarında asallığın gelmesi için en sade hali gidilmeli, ortak çarpanlar bir kenarı bırakılmalıdır. O zaman bizim burada aradığımız k değeri 13, m değeri 11 olarak gelmiştir. O zaman a değerimiz k'miz 13 olduğu için 6 kere 13'ten 78 gelir. b değerimiz de m'miz 11 olduğu için 6 kere 11'den 66 olarak gelmiş olur. a ile 2b'nin toplamı sorulmuş. a'mız 78, 2b'miz 2 kere 66'dan 132 gelir. 232 ile 78'in toplamı da bize 210 verecektir. Doğru cevabımızın D şıkkı gelmesi gerekir arkadaşlar. Aralarında asal iki sayının EBOPLarı 1, EKOKları ise o iki sayının çarpımıdır. A ve B aralarında asalken EKOKları 120 verilmişse bu iki sayının yani A ve B'nin çarpımının da 120 geleceğini ne yapabiliriz? söyleyebiliriz. Şurayı biraz düzenlemek istiyorum. Öncelikle 19'u karşıya gönderelim. 25 bölü b eşittir. a eksi 19 olsun. Bundan sonra şunun paydasına bir koyup bir içler dışlar çarpımı yapalım. Bu içler dışlar çarpımında 25 a çarpı b eksi 19 b'ye eşit olarak gelecektir. Şuradaki a çarpı b değerinin 120 geldiğini az önce söylemiştik. Buraya 120 yazalım. 120'yi sol tarafa gönderirsek 25 eksi 120'den neyi elde etmiş oluruz? Eksi 95'i. Karşı tarafta da eksi 19B var. B'yi bulmak için her tarafı eksi 19 oranlarsak sağ taraftaki eksi 19'lar birbirini götürür. Eksiler birbirini artı yapar. B değerimizde 95 bölü 19'dan 5 olarak bulunmuş olur. E biz A ile B'nin çarpımının 120 olduğunu biliyoruz. B'miz 5 ise A çarpı 5 120 olmalıdır. Her tarafı 5'e böldüğümüzde de A değerimiz 120 bölü 5'ten 24 olarak gelmelidir. B'miz 5'tir, A'mız 24'tür. Toplamları 29 yapar. Doğru cevabımız burada C şıkkı olarak gelir. Hem 210 santimetrelik hem de 330 santimetrelik tomruklarımızı birbirine eş uzunluktaki parçalara böleceğiz. Bu parçaların uzunluklarının maksimum olmasını istiyoruz ki şuradaki x uzunluğumuz da en fazla yani maksimum olarak gelmiş olsun. O zaman biz burada 330'u ve 210'u aynı anda bölecek en büyük sayıyı aradığımızı ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Bu da bizi ikisinin EBOB'una götürecektir. Klasik yöntemimizde bulmaya çalışalım. Şuraya 330 yazdık. Buraya 210 yazdık. Yanlarına şöyle bir çizgi çektim. İkisinin de birler basamağında 0 var. İkisi birden 10'a bölünebilir. Onu yazıyorum. Ortak bölün olduğu için işaretliyorum. 330 bölü 10'dan 33'e 210 bölü 10'dan da 21'e ulaşıyorum. E bunların ikisi de 3'e bölünür. 3'ü yazdım işaretledim. Buradan 11'i buradan 7'yi elde ettiğimi görüyorum. 11 ve 7 aralarında asal olduğu için bundan sonra başka ortak bölen gelmez işlemi devam ettirmeye gerek yok. Şu ikisinin çarpımı bize 30'u verir. Yani bu iki sayının en büyük ortak böleni 30'dur. O zaman şu aşağıdaki parçalardan bir tanesinin boy uzunluğuna verebileceğimiz en büyük değer de 30 değeri olarak gelmiş olur. Bunlardan bir tanesine şöyle 30 yazarsak burası da 30 gelecektir. Burası da 30 gelecektir. O zaman x uzunluğumuz 30 artı 10 artı 30 artı 10 artı 30'dan 110 olarak bulunur. Doğru cevabımız burada. C şıkkı gelir. 4 ile bölündüğünde 3 kalanını veren sayıları 4'ün bir katı artı 3 formatında yazabiliriz. 3 ile bölündüğünde 2 kalanını veren sayıları ise 3'ün bir katı artı 2 formatında yazabiliriz. Buradaki K ve M'miz tam sayılar olarak gelecektir. Mesela 3. sütun sarıya boyanmış. Çünkü 3 değeri... 4 ile bölündüğünde 3 kalanını bize verir. Yani şuradaki k değerini 0 olarak alırsak 4 çarpı 0 artı 3'ten 3'e ulaştığımızı görüyoruz. 7 de sarıya boyanmış. Neden? Bu sefer de k'ye 1 verirsek 4 çarpı 1 4 artı 3'ten 7'ye ulaştığımızı görüyoruz. Bu formatı sağlayan sayıların bulunduğu yerler sarıya boyanmış. Aynı mantık alt tarafta kırmızılarda geçerli. Orada da 3'ün bir katı artı 2 formatını arıyoruz. Örneğin ben m'ye 0 verirsem 3 çarpı 0 artı 2'den 2'ye ulaşırım. İkinci sütunda kırmızıya boyanma görüyorum. m'ye 1 verdiğimde 3 çarpı 1 artı 2'den 5'e ulaşıyorum. Beşinci sütunda kırmızılık var. m'ye 2 verdiğimde 3 çarpı 2 iki artı 2'den 8'e ulaşıyorum. Yine 8. sütununda bana kırmızıyı verdiğini görüyorum. Ben hem sarı hem kırmızının altlı üstlü geldiği yerleri bulmaya çalışacağım. O zaman aslında hem 4K artı 3 hem de 3M artı 2 formatını sağlayan sayılar aradığımı ne yapabilirim? söyleyebilirim. Ben bu sayıları x de göstermek istiyorum. 4k artı 3 eşittir 3m artı 2 eşittir x diyorum. Ne yapacağım burada? Her tarafa 1 ekleyeceğim. Çünkü her tarafa 1 eklersem 4k artı 4 eşittir 3m artı 3 o da eşittir x artı 1 gelir. 4k artı 4'ü 4 parantezine alırsam 4 parantezinde k artı 1 gelmiş olur. 3m artı 3'ü 3 parantezine alırsam 3 parantezinde m artı 1 gelir. Zaten en sağda da x artı 1 var. Burada 4 tane k artı 1 bize 4'ün tam katı olan bir sayıyı mesela 4y'yi verir. 3 tane m artı 1 bize 3'ün tam katı olan bir sayıyı mesela 3r'yi verir. Buraya da x artı 1 gelmiş olur. O zaman bizim x artı 1'imiz hem 4'ün tam katı hem de 3'ün tam katı olan bir değerdir. Hem 4'ün hem 3'ün tam katı olması demek 4 ve 3'ün en küçük ortak katı olan 12'nin tam katı olan bir sayı olması demektir. Yani buradaki x artı 1 değerimiz aslında 12e şeklinde gösterilebilir. e'miz bir tam sayı olmak üzere arkadaşlar. İşte biz zaten 1'den 50'ye kadar gidebileceğimizi biliyoruz. 12'nin tam katı olan... 50'ye kadar olan sayıları bir düşünelim. Örneğin ben burada e, e yerine 0 ve 1 verirsem x artı 1'im 12'ye eşit olabilir. Buradan x'im kaç gelecektir? 11 gelecektir. e'ye 2 verirsem x artı 1'im 12 çarpı 2'den 24'e eşit olur. x'im buradan 23 gelir. Her seferinde 12'nin katları üzerinden gittiğim için ilk bulduğum değer 11. Bir sonraki bunun 12 fazlası 23. Bir sonraki bulacağım bunun 12 fazlasından 35. Bir sonraki bulacağım bunun 12 fazlasından 47 gelir. 47'nin 12 fazlası artık 50'yi geçeceği için oraya gitmem. Çünkü buradaki son değerimin zaten 50 olduğunu görüyorum. Demek ki burada 11, 23, 35 ve 47. sütunlar hem sarıyı hem kırmızıyı bize vermiştir. 4 tane sütunla bunu yakaladığımız için de doğru cevabımızın B şıkkı 4 gelmesi gerekir arkadaşlar. A ve B en büyük ortak bölenleri 4 olan iki sayma sayısı olarak verilmiş. Bu durumda K'miz bir tam sayı olmak üzere A eşittir 4 çarpı K şeklinde. Yine M'miz bir tam sayı olmak üzere B'miz de 4 çarpı M şeklinde yazılabilir. Burada 4 ikisinin en büyük ortak böleni olduğu için K ve M'nin de aralarında asal olduğunu söylemiş olacağız arkadaşlar. Çünkü K ve M'den başka ortak bölen gelirse bu sefer en büyük ortak bölen 4 olmaz. Buna dikkat edeceğiz. O zaman K ve M aralarında asal. A ile B'nin çarpımı 192. A'nın yerine 4 çarpı K'ye yazdık. B'nin yerine 4 çarpı M'ye yazdık. Bu çarpımı 192'ye eşitliyoruz. Buradan 16 çarpı K çarpı M 192 gelir. Her tarafı şöyle 16 ile oranlarsak K çarpı M'mizi 192 bölü 16'dan 12 olarak bulmuş oluruz. K ve M aralarında asaldı. Çarpımları 12 yapacak aralarında asal değerlere bakarsak K'ye 1 verdiğimizde M'nin 12, K'ye 3 verdiğimizde M'nin 4, yine K4 iken M'nin 3, K12 iken M'nin 1 geleceğini söyleyebiliriz. Biz A artı B toplamının en az olmasını istiyoruz. A artı B demek aslında 4K artı 4M demektir. Bu da 4 parantezinde bize K artı M'yi vermiş olur. Eğer biz bunun en az olmasını istiyorsak şuradaki K artı M'yi en küçük tutmamız gerekir. E, K ve M'yi bulmuştuk. Birine 1 bir, diğerine 12 verirsek K ile M'nin toplamı kaç yapmış olur? 13 yapmış olur. Birine 3 birine 4 verirsek toplamları 7 yapar. Buradan da 7'yi ve 13'ü elde ettiğimizi görüyoruz. K artı M az olsun ki şuradaki çarpımda en az gelsin istedik. O zaman biz burada 13'ü değil 7'yi kullanmalıyız. Şuradaki K artı M yerine 7 yazarsak 4K ile 4M'nin toplamı. Yani aslında A ile B'nin toplamı minimum 4 çarpı 7'den 28 olarak bulunmuş olur. Doğru cevabımızın B şıkkı gelmesi gerekir. C sayısına bir bakalım. C sayısı 6'ya, 8'e, 10'a ve 9'a bağlı. Demek ki bu 4 değerin her birine bölünüyor. Biz C'yi de D'yi de en küçük yapacağız ki toplamları da en küçük gelmiş olsun. O zaman 6'ya, 8'e, 10'a ve 9'a bölünebilen en küçük sayıyı bulmaya çalışalım. Bu bize bu 4 sayının ekokunu verecektir buradan c'yi yakalayabiliriz diye düşünüyorum. Klasik yöntemimizde yapalım. 6 dedik, 8 dedik, 9 dedik, 10 demiş olduk. Yanlarına şöyle bir çizgi çektik bunlar mesela 2'ye bölünsün. Şuraya 3, buraya 4, buraya 9, buraya 5 gelmiş olsun. Örneğin 3 4 9 5'e baktığımızda 4 tek çift olan. Burayı bir 4'e bölelim. Buraya 1, buraya 3, buraya 9, buraya 5 gelecektir. E 5 tek başına kaldı. 5'e bölelim. Burası 1, burası 3, burası 9 olsun. 3'e bölelim. 1 3 üç kalsın. 3'e bölelim. 1'e ulaşmış olalım. Bu durumda şuradakilerin çarpımı 6, 8, 10 ve 9'un ekokunu bize verir. 2 kere 4, 8, 8 kere 5, 40, 40 kere 3, 120, 120 çarpı 3'ten de 360'ın geldiğini görüyoruz. Demek ki burada bu 4 sayının ekoku 360 gelir. Yani C'nin alabileceği en küçük değer zaten 360 olmalıdır. D'ye baktığımızda hem 12'ye hem 10'a hem de 15'e bölünebilen en küçük tam sayıyı da d olarak alacağımızı söyleyebiliriz. Buradaki toplamı en küçük yapmak için yine klasik yöntemle 12 10 ve 15 yazmış olalım. Biz burada 2'ye bölme yaptığımızda burası 6 burası 5 gelir. Burada 15 duracaktır. Tekrar 2'ye bölersek buradan 3 burada 5 burada da 15 elde ederiz. 3'e böldüğümüzde 1 5 5 gelir. 5'e böldüğümüzde de 1'e ulaştığımızı görüyoruz. Şunların çarpımı bize 60'ı verir. Yani D'nin alabileceği en küçük değer de 60 olarak belirlenmiş olur. 60 ile 360'ın toplamı 420 yapar. Doğru cevabımızın E şıkkı gelmesi gerekir. Verilen bilgilere baktığımızda 16 ve A'nın EBOB'unun 4 olarak geldiğini görüyoruz. Bu durumda A'nın 4'ün tam katı olan bir sayı olduğunu söyleyebiliriz. Yani K1 tam sayı olmak üzere A'yı 4 çarpı K şeklinde yazabileceğimizi söylemiş olalım. Burada K sayısı nasıl bir sayı olmalı bunu yakalamaya çalışacağız. Şöyle bir yorum yapabiliriz. 16 ve A'nın ebobunu bulurken 4 geliyor. Normalde 16'yı düşünürsek 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 gelir. A'yı yazdığımızda ise 4'ü 2 çarpı 2 olarak yazarsak bir de bunun yanına K'yi yazacağız. Şuradaki 16 ile bu taraftaki A'nın en büyük ortak bölenini aradığımızda 4'e ulaşmışız. Demek ki ikişer tane 2'leri ortak ama bunun dışında başka ortak çarpan yok. 16'ya baktığımızda 2 kere 2 4'ün dışında 16'nın 2 tane daha 2 çarpanı var. Başka ortak çarpan gelmeyeceğine göre A'nın diğer çarpanı olan K'nin içinde 2'nin bulunmayacağını söyleyebiliriz. Eğer K'nin içinde 2 de bir çarpan olarak bulunsaydı, e 16'nın içinde de zaten başka 2 var. O zaman EBOB'umuz 8'e ya da 16'ya çıkabilirdi. Burada EBOB 4'te kaldığına göre A'nın içinde sadece 2'nin karesinden 4'ün çarpan olarak bulunduğunu söyleyebiliriz. 2'nin kuvveti olarak. Bunun dışında 3, 5, 7 falan gelebilir. Ama başka bir 2 çarpanı A'nın içinde bulunmayacak diyebiliriz arkadaşlar. Aynı mantıkla 81 ve A'nın ebobu 27 gelmiş. Yine 81'i yazdığımızda 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 deriz. Ama buradaki 27'yi gördüğümüzde A'nın 27'nin tam katı olan yani M1 tam sayı olmak üzere 27 çarpı M formatında bir sayı olduğunu söyleyebiliriz. O zaman A'yı yazdığımızda 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı M yazarsak şuradaki 3'er tane 3'ün ortak olduğunu ama A'da başka 3'ün kesinlikle bulunmayacağını söyleyebiliriz. A'da başka bir 3 çarpanı olsaydı 81'in diğer 3'üyle EBOB'u biz büyütmüş olurduk. Demek ki şurada kalan 3 ile şuradaki M'nin de ortak bir çarpanı bulunmayacak. Yani A'da kesinlikle başka 3 çarpanı bulunmayacak diyebiliriz arkadaşlar. O zaman A'mızı düzenlediğimizde A'nın içinde kesinlikle 2'nin karesi var. 2'den başka yok. Kesinlikle 3'ün küpü var. 3'ten de başka yok diyebiliriz arkadaşlar. Bunun dışında 5'in bir kuvveti, 7'nin bir kuvveti, 11'in bir kuvveti falan işin içine girebilir. Ama şurada demiş ki A sayısının 12 tane pozitif tam böleni vardır demiş. Mesela biz burada 2'nin karesi çarpı 3'ün küpüne baktığımızda hani pozitif tam bölen bulma yöntemimiz vardı ya bu şekilde asal çarpanların kuvvetlerini olacak şekilde düzenliyorduk. Şu kuvvetleri bir arttırıyorduk. 2'yi bir arttırınca 3 gelir. 3'ü 1 arttırınca 4 gelir. 3 kere 4 zaten bize 12 tane pozitif tam sayı bölenini verir. Belli ki bunun dışında başka bir çarpanı bulunmayacak anın yoksa pozitif tam sayı bölenimiz 12'yi geçmiş olurdu. Mesela 2'nin karesi çarpı 3'ün küpü çarpı 5 desek 5 üzeri 1 gibi düşündük. Şunu 1 arttırdık 3 şunu 1 arttırdık 4 şunu 1 arttırdık 2 gelir çarptığımızda 24'e ulaştığımızı görüyoruz. Oysa ki biz 12 olsun istiyorduk. Arkadaşlar o zaman A sayımız kesinlikle 2'nin karesi çarpı 3'ün küpü olarak gelmiştir. Bunu hesaplayabiliriz. 2'nin karesi 4, 3'ün küpü 27. 4 kere 27 bize 108'i verir. A sayısı 108'dir. Rakamları toplamı 1 0 8'in toplamından 9 gelir. Doğru cevabımızın C şıkkı olması gerekir. A pozitif bir tam sayı olarak verilmiş. 7 ve A'nın ekokuyla 140 ve A'nın ebobu da birbirine eşit denmiş. Ben burada 7 ve A'nın ekokuna da x dersem 140 ve A'nın ebobu da x olarak gelecektir. Burada A pozitif olduğu için x'in de pozitif bir tam sayı olarak geleceğini söyleyebiliriz. Aslında bu soruda güzel bir nokta var. Onu yakalarsak sonuca çok güzel gidebiliriz diye düşünüyorum. Öncelikle şu bilgilerden bir faydalanmak istiyorum. Ekok 7 virgül A eşittir X dedik. Bu bize şunu söyler. 7 ve A'nın en küçük ortak katı X'tir. Yani X bunların tam katı gelir. X 7'ye de A ya da tam bölünür. 7 de A da X'in bir çarpanıdır diye düşünebiliriz. O zaman Y'miz bir pozitif tam sayı olmak üzere biz X'imizi 7 çarpı Y olarak ne yapabiliriz? Yazabiliriz. B'miz bir pozitif tam sayı olmak üzere x'imizi bu sefer A çarpı B olarak yazabileceğimizi söylemiş olalım. X burada A'ya tam olarak bölünecektir. Burada da Y'mizin de B'mizin de yine pozitif tam sayı geldiğini burada söylemiş olalım. Ben benzer mantıkta şimdi EBOB'u düzenleyeceğim. EBOB 140 virgül A'nın da X geldiğini biliyorum. Demek ki 140 ve A'nın en büyük ortak bölünü X'tir. Yani X hem 140'ı tam böler hem A'yı tam böler. Hem 140'ın bir çarpanıdır hem a'nın bir çarpanıdır. O zaman r'miz pozitif bir tam sayı olmak üzere 140 eşittir. Ne yazabiliriz biz? Aslında x çarpı r yazabiliriz. Yine c'miz bir pozitif tam sayı olmak üzere a eşittir. x çarpı c'yi de yazabiliriz. x hem a'yı tam bölüyor hem de 140'ı tam bölmüş oluyor. Aslında şu üst tarafa baktığımızda x eşittir 7y geldi. Yani 7'nin tam katı olan bir sayı. Diğer taraftan da 140 eşittir x çarpı r dediğimiz için 140'ı da tam bölen bir sayı olduğunu görüyoruz x'in. O zaman biz 7'nin tam katlarından 140'ı bölenleri bulduğumuz anda x'lerimizin adedini bulabiliriz. Ama bize a'lar lazım. Onu nasıl yapacağız? Ben diyorum ki şu alttaki eşitliğe bir bakalım. x a çarpı b'ye eşit. A da x çarpı c'ye eşit. Ben şurada a gördüğüm yere x çarpı c yazarsam x eşittir x çarpı c çarpı b gelir. E, x'ler pozitif olduğu için birbirini götürsün. Bu durumda 1 eşittir c çarpı b kalır. E c'miz de pozitif tam sayıydı. B'miz de pozitif tam sayıydı. 2 pozitif tam sayının çarpımı 1 ise İkisinin de ne olması gerekir? 1 olması gerekir. Yani burada C'miz de 1'dir. Aslında B'miz de 1'dir. E ben B yerine 1 yazarsam X'in A'ya eşit olduğunu burada yakalamış olurum. Ya da C yerine 1 yazarsam yine A'nın X'e eşit olduğunu yakalamış olurum. A'nın X'e eşit olması önemli. Çünkü şurada benim 7 ve A'nın ekokuna da 140 ve A'nın ebabına da X demiştim ya. Bunların aslında X'e yani A'ya eşit olduğunu ne yapabilirim? söyleyebilirim. E az önce söyledim x 7'nin tam katıydı. Aynı zamanda 140'ı da tam bölmesi gerekiyordu. x de a'ya eşitse a da 7'nin tam katı ve 140'ı tam bölen bir sayı olarak gelecektir. 7'nin tam katlarından 140'ı tam bölenleri bulduğumuz anda sorumuzu çözmüş oluruz. Bunu tek tek de yazabiliriz. 7 olur, 14 olur. İşte 21 olmaz, 28 olur diye ilerleyebiliriz. Ama şöyle bir yöntem uygulayalım. Ben şimdi A değerimin ya da X değerimin 7'nin tam katı olduğunu biliyorum. Yani onu ben şimdi 7K olarak göster göstermiş olsam burada. 7'nin tam katı olacak. Aynı zamanda 140'ı tam bölecek. Ben 140'ı şöyle bir yazsam. Hani 4 çarpı 35'tir 140. 2'nin karesi çarpı 5 üzeri 1 çarpı 7 üzeri 1 gelir. Ben hani 140'ın pozitif tam sayı bölenlerini buluyordum ya. Şu 2'yi 1 arttırıyordum 3. 1'i 1 arttırıyordum 2. 1'i 1 arttırıyordum 2. Bunları çarpıyordum. 3 çarpı 2 iki çarpı 2'den 12'ye ulaşıyordum. 140'ın 12 tane pozitif tam sayı böleni var. Bunlardan kaç tanesi 7'nin tam katı? Bunu bulmaya çalışıyorum. Şöyle bir mantık nasıl olur? Ben desem ki ben burada 7'yi bir kenara koysam 2'nin karesi çarpı 5 üzeri 1 ile e ee, bazı sayılar pozitif tam sayılar oluştursam bunlar yine 140'ın böleni olarak gelecektir. Bunların adedi şu 2'ye 1 arttırdım 3 1'i 1 bir arttırdım. 2, 3 kere 2'den 6 gelir. İşte bu 6 sayı hiç 7 çarpanını içermediği için 7'nin tam katı olamaz. Mesela 2'nin karesi 4, 4 kere 5'ten 20. 7'nin tam katı değil. 140'ı bölüyor ama 7'nin tam katı değil. Ya da 2 kere 5'ten 10. 140'ı bölüyor ama 7'nin tam katı değil. Ya da 5'in kendisi. 140'ı bölüyor ama 7'nin tam katı değil. İşte bu 6 sayı benim şartlarımı sağlamıyor. E toplam 12 tane pozitif tam sayı böleni vardı 140'ın. 6 tanesi benim şartlarımı sağlamıyorsa yani 7'nin tam katı değilse 12 6'dan kalan 6 tanesinin 7'nin tam katı geleceğini ne yapabilirim söyleye Bilirim mesela ne olabilir bunlar 7'yi zaten yazarım bunun yanına bir tane 2 koyarım 7 kere 2'den 14 hem 140'ı böler hem 7'nin tam katı ya da 7 kere 5 derim 35 hem 140'ı böler hem 7'nin tam katı ya da 7 çarpı 2'nin karesi derim 28 hem 140'ı böler hem 7'nin tam katı işte bunlardan toplamda kaç tane gelecekmiş 6 tane gelecekmiş tek tek bile yazabilirdik ama. Daha büyük sayılar olursa bu mantık bizi daha hızlı çözüme götürecektir diye düşünüyorum. Demek ki benim burada bulabileceğim 6 tane hem x hem a değeri varmış çünkü x a'ya eşit geldi. O zaman doğru cevabım da C şıkkı 6'dır diyebilirim arkadaşlar. Aradığımız sayıyı x ile gösterelim. Bu x sayısını 10 ile böldüğümüzde kalanımız 3 gelecekmiş. Yani x bölü 10 yaptık. Şuraya bölüm olarak y geldi. Kalanımız da 3 gelmiş oldu. Bu durumda biz x sayısını 10 tane y artı 3 şeklinde yazabileceğimizi biliyoruz. Aynı mantıkla diğer bölümlere baktığımızda 12 ile böldüğümüzde 5 kalanını veriyorsa x sayımızı 12 tane m artı 5 şeklinde 18'de böldüğümüzde 11 kalanını veriyorsa x sayımızı 18 tane r artı 11 şeklinde yazabileceğimizi söyleyebiliriz. O zaman x eşittir 10 tane y artı 3 dedik. O da eşittir 12 tane m artı 5 dedik. O da eşittir 18 tane r artı 11 demiş olduk. Hem y'miz hem m'miz hem r'miz tam sayı olmak üzere arkadaşlar. İşte burada 700 ile 800 arasında olan ve bu formatı veren x sayılarını yakalamaya çalışacağız. Ne yapacağız? 10y artı 3 var. 12m artı 5. 18r artı 11. Her tarafa 7 ekleyeceğiz ki 10 y artı 10'dan 10'un tam katı olan bir sayı. 12 m artı 12'den 12'nin tam katı olan. 18 r artı 18'den de 18'in tam katı olan bir sayı elde etmiş olalım. Her bir tarafa 7 eklediğimizde x artı 7 eşittir. 10 y artı 10 gelir eşittir. 12 m artı 12 gelir eşittir. 18 r artı 18 gelmiş olur. Ben burayı 10 parantezinde y artı 1 olarak... Yan tarafı 12 parantezinde m artı 1 olarak yan tarafı da 18 parantezinde r artı 1 olarak yazabilirim. Ve bunlar da x artı 7'ye eşit olarak gelmiş olur. O zaman x artı 7'miz hem onun tam katı hem 12'nin tam katı hem de 18'in tam katı olan bir sayıdır deriz. Bu durumda 10, 12 ve 18'in aynı anda katı olan bir sayıya odaklanırız. Bu da öncelikle bunların en küçük ortak katını bulmamızı gerektirmiş olur. Nasıl bulacağız? Onu şöyle yazdık. 12'yi böyle yazdık. 18'i böyle yazdık. Klasik yöntemimizde bulmuş olalım. Her birini 2'ye böldüğümüzde buradan 5, buradan 6, buradan 9 gelir. 5'e böldüğümüzde buradan 1, burada 6, burada 9 kalır. 2'ye böldük, burada 3, burada 9 kalır. 3'e böldük 1, 3 gelir. 3'e böldük 1'e ulaşmış oluruz. 2 kere 5 10, 10 kere 2 20, 20 kere 3 60, 60 kere 3'ten 180 elde ettiğimizi görüyoruz. Demek ki bizim x artı 7 sayımız aslında 180'in tam katı olan bir sayı olarak gelecektir. Biz burada x'i çekersek x'imiz de 180'in tam katından 7 eksik olan bir sayı olarak gelmiş olur. Demek ki 700 ile 800 arasında 180'in bir tam katından 7 eksik olan bir sayı arıyoruz. Sanırım buradaki k'ye 4 vereceğiz ki 180 kere 4 720 yapacak. 7 çıkarttığımızda da x değerimizi 713 olarak bulmuş olacağız. Arkadaşlar e burada K'ye 5 verirsek 800'den daha büyük olan bir sayı buluruz. Oysa ki biz 700 ile 800 arası olsun istiyorduk. O zaman aradığımız değer 713'tür. Rakamları toplamı 7, 1, 3 daha bize 11 verir. Doğru cevabımızın D şıkkı olması gerekir. Bu tip sorularda birden fazla kendi içinde düzenli bir şekilde tekrar eden kurallar yakalamaya çalışırız. Mesela gruplarımıza baktığımızda her birinde 4 tane sayı kullandığımız için gruplar arasında dörtlü bir düzenin olduğunu, yani sanki 4 8 12 16 diye gittiğimizi düşünebiliriz. Kullandığımız rakamlar 1'den 9'a kadar 9 tane olduğu için rakamların da kendi içinde dokuzlu bir düzenin olduğunu, orada da 9 18 27 36 diye devam ettiğimizi düşünürüz. İşte bir tarafta dörtlü bir düzen elde ettik. Diğer tarafta dokuzlu bir düzen elde etmiş olduk. Bu tip sorulardaki temel mantık bu düzenlerin e, ortak noktada nerede buluşacağını yakalamaktır. Bu da bizi 4 ve 9'un en küçük ortak katına götürür. 4 ve 9 aralarında asal değerler oldukları için en küçük ortak katları ikisinin çarpımından gelen 36 değeridir. Yani biz burada 36 rakamda bir başa döndüğümüzü söylemiş oluruz. Her bir grupta 4 tane rakam kullandığımız için 36 bölü 4'ten de 9 grupta bir en başa dönüp aynı düzende gruplarımızı yazacağımızı söyleyebiliriz. Yani gruplarımızı 1'den 9'a kadar buradaki düzenli oluşturduğumuzda 10. grup yine aynı 1. grubun düzenine sahip gelir. 10. gruptan 18. gruba kadar gittik yine 9 grup yazdık 19. grup 10. ile ve 1. ile aynı görüntüye sahip olacaktır. O zaman 9 grupta bir başa döndüğümüzü düşünürüz. 39. grubu arıyorsak 36'nın içindeki 9'ları bir kenara koyarız. 9, 18, 27, 36 diye geldiğimizde 36. grubun görüntüsüyle 9. 18. ve 27. grubun görüntüsü aynı olur. O zaman 37. grupta 1. grupla aynı görüntüye sahip olacaktır. Yani ben şunun altına 37. grubu yazabilirim. Devamında buraya 38'i, buraya da 39. grubun görüntüsünün geleceğini söylemiş olurum. O zaman 39. grubun görüntüsü 3. grubun görüntüsüyle aynıdır. 3. grup üzerine 9 ekleyin 12. grup, üzerine 9 ekleyin 21. grup, üzerine 9 ekleyin 30. grup, üzerine 9 ekleyin 30. 39. grup, yine 9 ekleyin 48. grup diye devam eder ve bize hep aynı görüntüyü vermiş olur. O zaman 39. gruptaki rakamlar 3. gruptaki rakamlarla aynıdır, aynı görüntüye sahiptir. Burada kullanılan rakamların toplamı da 9 1 daha 10, 2 daha 12, 3 daha 15 yapar. Doğru cevabımızın da B şıkkı gelmesi gerekir. A ve B sayılarının verildiği formatta A ve B'nin ekokuna geçmek istediğimizde tabanları aynı şekilde alıp kuvvetlerden büyük olanı seçiyorduk. Mesela burada 5 var, burada 5 var. Hemen 5'lerin kuvvetlerine odaklanıyorduk. Ekok'a geçtiğimiz zaman büyük kuvveti alıyorduk. Eğer kuvvetler eşitse de ikisinden birini yazmış oluyorduk. Zaten eşit veriliyordu. Burada 5 üzeri 6'nın verildiğini, burada 5 üzeri A'nın verildiğini, alt tarafta ise 5'in kuvveti olarak 6'nın geldiğini görüyoruz. Bu durumda B'nin içindeki 5 üzeri 6'daki o 6 belirleyici olmuştur diyebiliriz. O zaman üst taraftaki 5 üzeri A'daki A en fazla 6'dır demiş oluruz. Eğer oradaki küçük ağımız 6'dan fazla olsaydı 7 8 9 gibi ekok'a o kuvveti kullanmamız gerekirdi. Bu durumda şuradaki küçük a değerinin en fazla 6 olabileceğini ama 6'dan küçük değerler de olabileceğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. E pozitif tam sayı olduğunu bildiğimiz için 6 5 4 3 2 1 diye A için 6 farklı seçeneğimiz gelmiştir deriz arkadaşlar. Benzer mantıkla 7'nin kuvvetlerine bakalım. Burada 7'miz var, burada 7'miz var. Şimdi 7 üzeri 4 ve 7 üzeri B'de alt tarafa 4'ü yazmışız. O zaman buradaki B değeri de en fazla üstteki 4'e eşit yani 4 olabilir. Onun dışında 4'ten küçük pozitif tam sayı değerlerinde B'ye verebileceğimizi söylemiş oluruz. Demek ki A için 6 seçeneğimiz, B için de 4 seçeneğimiz var. Biz A, B sıralı ikilisi oluşturmak istiyoruz. Şu A'nın yerine yazabileceğimiz 6 seçenek var. 6 taneden birini seçeceğimiz için 6 seçim hakkımızın olduğunu söyleyebiliriz. B yerine de yazabileceğimiz 4 değer var. Bu 4'ünden birini seçip yazabiliriz. Burada da 4 seçeneğimiz var. O zaman 6 kere 4'ten oluşturabileceğimiz ikililerin adedi de 24 olarak gelecektir. Doğru cevabımızın C şıkkı 24 olması gerekir arkadaşlar. sorumuzu dikkatlice bir okuyalım. Aşağıda verilen şekilde kutular içerisinde soldan sağa doğru artacak biçimde pozitif tam sayılar yazılıyor. Üçgenler içerisinde verilen sayılar üçgenin bağlı olduğu kutular içerisinde bulunan sayıların en büyük ortak bölenini göstermektedir. Mor renk ile boyalı kutular içerisindeki sayıların en küçük ortak katı 72'dir. Buna göre beyaz kutularda bulunan sayıların toplamı en az kaçtır diye sorulmuş. Şimdi beyaz kutulara baktığımızda biri en solda biri en sağda. Biz soldan sağa doğru artarak götüreceğiz. Olabildiğince küçük sayılar kullanmalıyız ki o en soldaki ve en sağdakinin toplamları da en az gelsin, minimum gelmiş olsun. Şimdi ben şuraya x yazmak istiyorum. Buraya y yazmak istiyorum. Şu bilgimiz de önemli. X ve y'nin en büyük ortak böleni kaç gelmeli? 4 gelmeli. Soldan sağa artış olduğu için x y'den küçük olmalı. Hemen şuraya şunu yazacağım. EBOB x virgül y eşittir 4. Ben burada 4'ün x ve y'nin EBOB olduğunu biliyorum. EBOB'ları 4 olan en küçük sayıları düşündüğümde ikisini de 4 alabilirim. Çünkü 4 ve 4'ün EBOB'u kaç gelecektir? 4 gelecektir. Ama burada x, y'den küçük olsun dediğim için yine 4'ün katı olan 4'ten büyük ama en küçük sayıyı kullanmalıyım. O da bana 8'i verir. Yani ben bunları ikisini eşit alamayacağım için 4'e 4 alamam ama 4'e kaç alabilirim? 8 alabilirim en küçük sayıları kullanıyorum ki o toplamı minimum yapayım. O zaman ben burada x'imi 4 alacağımı, mi de 8 alacağımı ne yapabilirim? Söyleyebilirim ki sayılarımı minimumda tutmuş olayım. Şimdi morlara baktığımızda 8'in sağ tarafında bir r sayısı olsun. Bu sefer 8'in r'den küçük olduğunu biliyoruz ve 8 ile r'nin de en küçük ortak katının 72 geldiğini görüyoruz. Bu hemen bana 8'in ardışık sayısı olan 9'u hatırlattı. Çünkü ardışık sayılar aralarında asaldı ve ekokları ikisinin çarpımıydı. Gerçekten 8'in ardışı olan 9'u burada R yerine kullanırsak 8 ve 9'un en küçük ortak katı da 8 kere 9'dan 72 gelecektir. Aynı zamanda ardışık sayılar aralarında asal oldukları için alt taraftaki bir değeri de evop olarak yakalanmış olur arkadaşlar. Hem istediklerimizi elde ettik hem de küçük sayılar kullandık. Burada da hemen R'nin yerine kaç yazmak istiyorum? 9 yazmak istiyorum. Şimdi en sağdaki sayıma M dersem M de 9'dan büyük olmalı. Ve M ile 9'un EBOB'u kaç gelmeli? 3 gelmeli. E şimdi zaten 9 3'ün tam katı. 9'dan büyük bir sayı elde edeceğim. Yine 3'ün tam katı olsun. 3 ile bölünsün istiyorum. Hemen 9'un 3 fazlası olan 12 aklıma geldi. Ben burada M yerine zaten en küçük kaç verebilirim? 12 verebilirim. M'ye 12 verdiğimde 9 ve 12'nin en büyük ortak böleni de 3 gelecektir. Şöyle 9 ve 12'yi yan yana yazsam 3'e böldüğümde bundan 3, bundan 4 gelir. 3 ve 4'ün ortak böleni başka olmadığı için buradaki EBOB 3 gelmiş olur ve şartlarım sağlanır. En küçük sayıyı verdim ve şartlarım sağlandığı için buradaki M değerinin de 12 gelmesi gerektiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Minimum artışla ilerledim. En küçük sayıları yakaladım. Beyaz kutularıma bir 4 bir de 12 yazdım. Bunların toplamı benden istenmiş. 4 artı 12 16 yapar. Doğru cevabımın da B şıkkı gelmesi gerekir.